İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle döndü. Değerli bir çalışma, Ermeni dünyası ve komşu bölgelerin atlası. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 239 kişi koronavirüse bulaştı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, teröristler Orta Doğu'da daha aktif hale geldi. Suriye'de var olan durum. Batı Ermenistan'ın Karşehir'indeki Kuyucuk Gölü eski günlerine dönüyor. Bugün Ermenistan Bülbülü diye hitap edilen Gohar Gasparyan'ı anma günü. Batı Ermenistan'ın Ardahan ilinin içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, dağlarda eriyen kar sularıyla birlikte taşınca Ardahan Ovası göle döndü. Nehir kenarında bulunan bazı evlerde su baskını ile karşı karşıya kaldı. Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken gençler atın sırtında suya girdiler. Ardahan Ovası'nda biriken suda balıkçılar ağlarını attı. Haritacı, coğrafyacı Grigor Beklaryan'ın tarihi vatanımızın bir bölümünü ifade eden Ermeni Dünyası ve Komşu Bölgelerin Atlası adlı bilimsel çalışmasının ilk cildi yayınlandı ve başlığı aynen şöyle: Batı Ermenistan. Beklaryan, tarihi Ermenistan'ın kapsamlı haritalama işini uzun zaman önce başlattı. Harita, Hazar Denizi'nden Ege Denizi'ne ve Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne kadar tüm tarihi Ermenistan'ı içermektedir. Yaklaşık 781 bin kilometre karelik bir alan. Grigor Beklaryan'ın görüşüne göre dünya medeniyeti önce Ermeni platosunda oluştu ve daha sonra dünyanın diğer taraflarına yayıldı. Ve bilim insanı bu tezi savunurken neye dayanıyor? Bu sorunun cevabını yerel atları inceleyerek ve haritalandırarak veriyor. Bilim insanına göre sadece Ermeni yaylaları değil, aynı zamanda ona bitişik tüm Yakın Asya'nın yanı sıra Türkmenistan ve Çin'den İspanya'ya kadar bölgeler Ermeni yerel isimleriyle dolu. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 16 Mayıs saat 11 itibariyle koronavirüse yakalanmış 239 yeni enfeksiyon vakası kaydedildi. 15 Mayıs'ta toplam 4228 koronavirüs vakası doğrulandı. Toplam test sayısı 1529'u son günde olmak üzere 39005'tir. Şu anda bir günde 111 artışla 2415 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 125'i son günde olmak üzere 1791 kişi iyileşti. 3 artışla ölü sayısı 53'e ulaştı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov'un yaptığı açıklamaya göre koronavirüs pandemisi zemini üzerinde teröristler Orta Doğu'da, özellikle Suriye ve Irak'ta ve Afrika ülkelerinde faaliyetlerini etkinleştirdiler. Razminfo haber ajansının aktardığı haberde Siromolotov'a göre teröristler internet üzerinden bilgi propagandası alanında daha aktif hale geldi. Geçen bir ay içerisinde İslam Devleti adlı gerici terör örgütü Afrika, Irak, Pakistan, Suriye, Afganistan ve diğer bazı ülkelerde terör saldırıları gerçekleştirdi. Darya'daki zorbalık saldırıları gerçekleştirmekle teröristler hükümet güçleri ile çatışmanın barışçıl çözümünü reddetmiş oldu. Rus Telegram askeri ajansının kaynağına göre teröristler İdlib'e taşınma teklifini kabul etmedi ve Suriye Arap ordusu ile çatışmalara devam etme niyetlerini açıkladılar. Bunun hükümet güçlerinden bir tepkiye neden olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi hükümet güçleri önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği operasyon için bölgeye ek birimler konuşlandırdı. Aynı zamanda Uyan İslam Devleti adlı gerici terörist grubu daha aktif hale geldi. Özellikle son günlerde hükümet güçleri birkaç küçük grubu tespit edip yok etti. Ancak görebildiğimiz gibi gerici teröristlerin Türkiye'den aldıkları yardımla faaliyetleri artıyor. Batı Ermenistan'ın Kars ilindeki deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü geçen sene tamamen kurumuştu. Susuzluk nedeniyle gölde yaşayan kuşlar yavaş yavaş mekanlarını terk etmek zorunda kaldı. Daha önce göl 213 farklı kuş türünü barındırıyordu. Yetkililer gölü yeniden canlandırmak için harekete geçerek bir kurtarma projesi tasarladı. Şu anda hayata geçirilen Kuyucuk Gölü Kurtarma Projesi'nde sevindirici gelişmeler yaşanıyor.
Yaklaşık 9 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda günde 16 saat süre ile saniyede 27 litre can suyu Kuyucuk Gölü ile buluştu. Son haftalarda yağan yağmurların da etkisiyle göl eski haline yavaş yavaş dönmeye başladı. Geçen hafta 57 türden 3178 kuş Kuyucuk Gölü'nü ziyaret etti. Proje ortakları haftalık olarak göldeki kuşların ve suyun durumunu izlemeye devam ediyor. Kızlık soyadı Haçatıryan olan Gohar Gasparyan, 14 Aralık 1924'te Mısır'ın başkenti Kahire'de doğdu. Gohar Gasparyan, Ermeni operasının büyük ustası, lirik, koloratura, soprano, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı ve sosyalist çalışma kahramanı ünvanlarına sahip. Gohar Gasparyan, Kahire Müzik Akademisi'nde okudu. 1940'tan itibaren Kahire'de sahne aldı. 1948'de ana vatanı olan Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşındı. 1949'dan itibaren 23 operada başrollerde bulunduğu Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun solistidir. Repertuarında 500'den fazla eser yer aldı. 1956 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halk sanatçısı, 1984'ten itibaren ise sosyalist çalışma kahramanı ünvanlarına layık görüldü. Mesut Maşros madalyasının sahibidir. 1964'ten itibaren Yerevan Konservatuarı'nda öğretmenlik yaptı ve 1973'te Yerevan Konservatuarı'nda profesör oldu. Öğrencilerinin çoğu dünyanın en iyi sahnelerinde as solist olarak yer aldı. 1984 yılında Yerevan'ın fahri vatandaşlığına seçildi. Ona Ermenistan'ın bülbülü de deniyordu. 16 Mayıs 2007 tarihinde vefat etti ve mezarı başkent Yerevan'daki Gomidas adlı panteonda bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan'ın bülbülü Gohar Gasparyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gurung adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.